ve in asabetu fitnetun inqalaba ala vecihi hasrat dunya vel ahire zalika huvel husranul mubin. İlâ âhil âyâtil beyinâ sadakallâhul azîm. Sakın kalma havatırla kusurda, velayet keşf seyranla huburda, mekasıttan geç öyle dur huzurda, tecelli ede zat durma küsurda, mekasıttan geçip hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Allah-u Teala meclisimizi, sohbetimizi makbul, müessir ve mübarek eylesin. Ayet-i kerimelerinden, hadis-i şeriflerden, söyleyeceklerimizden, dinleyeceklerimizden, hak ve hakikatlerden Cenab-ı Hak hepimizi tesirlenen kullarından eylesin. Ve tatbik eden kullarından eylesin. Ve itikatta ve amelde Allah-u Teala cümlemize ihlası, sadakati, samimiyeti ihsan eylesin. Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din, Efendi Hazretlerimiz bir sözünde şöyle buyurur: amel ve ibadet insanı cennete götürür. Yani iman, ibadet, amel, hayır, hasenat, bunlar insanı cennete götürür. Ama edep, edep insanı Mevla'ya götürür buyuruyor. Buradaki edep, yani hani terbiye manasında değildir. Ya yaptığımızı usulüne göre, adabına göre yapmak demektir. Bizden istenen usul, uslup ve adaba riayet etmek demektir edep. Edep insanı Mevla'ya götürür buyuruyorsun. Yani Estağfirullah, lillezine ahsenu, güzelce kulluk yapanlar, kulluğunu güzel yapanlar, peygamberine ümmetliği güzel yapanlar için vardır el hüsna, cennet vardır. En güzel olan cennet vardır. Ve ziyadetün, bir de en güzelin fazlası vardır. Fazlası, o da cemalullah'tır. Onun için büyüklerimiz bizlere usul, uslup ve adabı öğretmektedir. Biz de bu usul, uslup ve adabı iyi öğrenmeliyiz. Ve buna göre hareket etmeliyiz. Şimdi okuduğumuz sırası gelen Risale-i Kutsiye'den beyt, efendim bu beytte, bundan önce geçen hafta okuduğumuz beytte de, bundan sonra gelecek beytlerde de büyük şeyh efendi bizlere, evet, çok önemli usul, adab ve uslubu öğretmektedir.
Bu bab, Risale-i Kutsiye'nin bu babı müridin şeyhine karşı, mürşidinin huzurunda efendim takınması gereken, dikkat etmesi gereken adabı beyan ediyor. Birinci beyti geçen hafta okuduk. Bu baptaki birinci beyt. Şimdi ikinci beyt buyuruyor Büyükşehir Efendi. Sakın kalma havatırla kusurda. Geçen haftaki beytte buyurulmuştu ki şeyhinin huzurunda düşünceli olarak kalbin bir takım düşüncelerle böyle meşgul bir vaziyette şeyhin huzurunda durma. Bu sana zarar verir, onu da rahatsız eder. Nasıl rahatsız ediyoruz? Yani şöyle düşünelim. Birisi soğanı yese, yiyen o. Ama sen onun yanında ondan daha rahatsız olursun. Öyle mi? Ya senin yediğin yok, içtiğin yok. Ama ondaki seni rahatsız ediyor. Koku böyle olduğu gibi cemaat-i müslimin, kalpler de böyledir. Allah'ın dostlarının kalpleri o kadar hassastır ki binaenaleyh rahatsız olur. Hatta nefret eder diyor. Bunu geçen hafta okuduk. Onun için şeyhinin huzurunda insan düşünceli durmamalı. O düşünceler hem bize hem ona zarar veriyor. Bize nasıl zarar veriyor? Cemaat-i Müslümin, şimdi şu çeşmenin suyu çok lezzetlidir. Şurada bir çeşme var, suyu çok lezzetli, kaliteli. Biz o sudan içmek istesek, şu bardakla onun altına, o çeşmeye gitsek, bakın şu bardak dolu. O çeşmeden bu bardağa bir şey koyabilir miyiz? Koyamayız. Niye? Bizim suyla dolu çünkü. O suyun buna dolması için bunun bizim sudan boşalması lazım. Şimdi cemaat-i müslimin, bizim kalbimiz bizim düşüncelerimizle dolu olduktan sonra aynen dolu kap gibi Allah-u Teala'dan şeyhine gelen, o vesileyle de ondan da sana gelecek olan feyiz ve kemalat senin kalbinde yer bulamaz. Dolu kap bir şey almaz. Onun için bizim anlayışımız, bizim beklentilerimiz, bizim duygu ve düşüncelerimiz, bizim isteklerimizi boşaltmak lazım. Peki bu istekler, efendim, düşünceler nelerdir mesela? Hani geçen hafta dedik ya, düşünceli durmamalı. Şimdi buyuruyor ki sakın kalma havatırla kusurda. Yani o düşüncelerle kalbini meşgul edip de kusurda kalma. Kusur yetersizlik, eksiklik, geri kalmak demektir. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ımız buyuruyor ki burada mürşidin huzurunda dururken hiçbir istek veya isteksizlikte olmayacak. Her şey bırakılacak. Evet. Hedef bir tane olacak. O da Zat-ı Pâki Sübhaniye'dir. Bir takım isteklerle beraber noksanlıkta kalma diyor Büyükşehir Efendi. Yani o istekler, senin kalbindeki düşünceler seni ne yapmış olur? Eksik bırakmış olur. Yani sende havatır varsa eksiksin. Bir adamın elinin olmaması, ayağının olmaması gibi eksik, nasıl ki arıza var ya bedende, bir insanda bu düşünceler olduğu zaman o insan eksiktir. Peki
Nedir bu şey, bu düşünceler, bu işte kalbi meşgul eden şeyler? Bakınız çok enteresan. Velayet, keşf, seyranla huburda. Bunları Efendimiz Aleyhisselam'ımız açıklıyor. Yani velilik, keşif sahibi olmak, seyran ve feyiz istemek. İşte bizim kalbimizi meşgul edecek olan düşünceler bunlardır. İnsan şeyhinin huzurunda ben veli olsam, Allah'ın dostu olsam, efendim bende keşif olsa, nasıl ki mesela gözün kapalıyken önünde hiçbir şeyi göremiyorsun. Ama gözün açılınca ne oluyor? Her şeyi görüyorsun. Kalp gözüm açılsa da böyle keşfim olsa benim. Kalp gözü açık olan insanlarda keşif olur. Aynı kafanın gözü gibi. Kafanın gözünü kapamışsın, hiçbir şey görmüyorsun. Açtığın zaman bakın, Allah Allah, insanlar dolmuş. Şu yeşil, şu sarı, şu kırmızı vesaire. Şimdi kalp gözün açıldığı zaman insanda keşifler olur. Bakın, bu keşifleri bile insan kalbinde bulundurmamalı. Keşif isteği. Başka, seyran. Seyran demek seyretmek. Yani efendim, yedi kat gökleri, yedi kat yerleri, kürsü, arşı vesaireyi seyretmeyi istemek. Hubur, feyiz demek. Yani insan bu düşüncelerle bile şeyhinin huzurunda bulunmamalı. Cemaatimizin buna çok derin anlayış derler. Çok üstün bir anlayış. Yani peki ne isteyeceğiz? Mevla'yı. Cemaat-i Müslümin. Zat Pak Sübhani. Eğer biz, bakın 3. misrada buyuruyor, mekasıttan geç, öyle dur huzurda. Bütün maksatlardan geçerek şeyhin huzurunda dur. Öyle durursam tecelli ede zat, o zaman Zat-ı Pak Sübhani sana tecelli eder. Ama sen veli olayım, efendim keşfim olsun, kerametim olsun, efendim seyran, yani gökleri yerleri seyredeyim, efendim böyle velev ki manevi beklentiler olsa bile, bu beklentilerle eğer durursan senin kalbin bunlarla doludur. Dolayısıyla dolu kap başka bir şey almaz. Ne yapmak lazım? Kalbimiz boş olması lazım. Bunu ister normal olarak şeyhinizi ziyaret halinde yapın, isterse de manevi sohbet, manevi beraberlik, yani rabıta halinde olsun. Usul, adab budur cemaat-i Müslümin. İnsan veli olayım diye rabıta yapmamalı. Keşfim açılsın diye rabıta yapmamalı. Efendim manevi alemleri seyredeyim diye yapmamalı. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyururlardı ki, kötü amele gibi olmamalı. Kötü amele gibi olmamalı. Amele işçi yani. Kötü işçi gibi olmamalı. Nasıl? Kötü işçi nasıl? Yani ücret verirsen çalışır, vermezsen çalışmaz. Şimdi böyle olmamalıyız. Allah-u Teala'dan bir beklenti içerisinde olmamalıyız demek istiyor Efendimiz Aleyhisselam. Beklenti içerisinde olmamalıyız. Eğer sen Allah-u Teala'dan hiçbir beklentin olmazsa, Cenab-ı Hak sana Zat-ı Pak Sübhanisini verir. Tecelli eder burada. Tecelli eder zat. Zat-ı Pak Sübhani tecelli eder. Durma küsürde. Yani küsür gene eksiklik demektir, kırıntı demektir. Bir bütün varken böyle ayrıntılarda, kırıntılarda kalma diyoruz. Mekasıttan geçip Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Şimdi bu ayetteki beyitler, beytimizdeki misralarla okuyacağımız ayet-i kerimelerin de biraz bir münasebeti var. Münasebeti var. Yani Efendimiz kötü amele gibi olmayalım buyuruyor ya,
böyle hep beklenti içerisinde, istek içerisinde, bir şeylerin peşinde olmak. Bu normal, yani hayatımızda da böyledir ha. Bakınız, mesela senden beklentisi olduğunu gördüğün insandan uzak durursun. Yani baktın ki bir adam sana yaklaşıyor ama senden beklentisi var. Yani uzak durursun ondan. İnsanoğlunun fıtratı bu şekildedir. Senden beklentisi olmayana daha yakın durursun. Hatta Allah-u Teala dünyaya buyuruyor. Ey dünya! Cenab-ı Hak dünyaya emir veriyor. Ey dünya! Uhdumi men hademeni. Bana hizmet edene sen hizmetkar ol. Bana hizmet edenin peşinden koş. Ey dünya! Bana hizmet edenin peşinden koş. Ve et'ibi men hademeki. Ey dünya! Sana hizmet edenin, senin peşinden koşanı sen ardından yor. Peşinden koştur, onu yor ey dünya. Ve et'ibi men hademeki. Yani seni isteyenin isteğinden kaç. Beni isteyene koş. Yani kanun ilahi bu. Kanun ilahi. Bir insan bir şeyin peşine koştuğu zaman o insandan uzak duruyoruz yani. Beklentisi olan insanlardan uzak duruyoruz yani. Evet. Ama seninle hasbi olarak hiçbir menfaat, bir beklenti, bir istek, talep içinde olmadan sana yaklaşana sen de yakın duruyorsun. Evet. Şimdi bu kısa izahtan sonra dersimizin ayetlerine geliyoruz. Ayet-i kerimeler Hac suresinden, efendim Kur'an-ı Kerim'deki sayfa numarası, evet 333. Ayet-i kerimeler 11'den başlıyor, 15'te bitiyor. Şimdi Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlardan bahseder. Ama insanların ırkını, rengini ve de coğrafyasını mevzu etmez. Neden? Bunun önemi yoktur. Hiçbir önemi yok. Zaten insanın iyiliğinde veya kötülüğünde ırkının, renginin ve de doğduğu, büyüdüğü coğrafyanın hiçbir katkısı yok. Hiçbir tesiri yok. Neden? Çünkü bunlar kulun işi değil ki. Bunlar doğuştan senin, yani seçiminle sana verilmiş, senin kazandıkların değildir. Doğuştan sana verilen şeylerdir. Rengimiz, ırkımız, bunu biz seçmiyoruz ki cemaat-i müslimi. Bir ayet kelimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Vezinu bil kıstasil müstakim. Dost doğru bir ölçüyle ölçün. Bu bilinen efendim maddi şeyleri ölçmek o için kullanılan ölçü aletleri ne içine aldığı gibi bir de yani manevi manada da insan bir karar vereceği zaman, insan bir efendim neticeye varacağı zaman bir şeyi benimseyecek, beğenecek veya bir şeyi beğenmeyecek olduğu zaman doğru ölçüleri kullanması lazım. Onun için cemaat-i müslimin sürekli bir şeyin üzerinde duruyoruz. Nedir o? Yani mesela biz bir adam için ulan ne mübarek adam diyoruz. Birisi için ya yaramaz adam diyoruz. Peki acaba dinimiz ne diyor cemaat-i müslimin? Bizim beğenmediğimiz o adamı acaba dinimiz beğeniyor mu beğenmiyor mu? Bizim beğenmediğimiz adam hakkında dinimiz ne diyor?
Doğru olanı da dinimiz söylüyor. Bizim görüşümüz doğru değildir. Yani asıl olan, esas olan dindir cemaat-i müslümin. Din insana her noktada bir ölçüdür. Her hususta. Çünkü sürekli bir ayet-i kerime okuyoruz. Bakara suresinden ayet-i kerime şeyini vereyim ben size, numarasını. Estağfirullah. ...216... ayet-i kerime, Bakara suresi. Kur'an-ı Kerim'de sayfa numarası 34. Mevla burada buyuruyor sayfanın başında. Ve asa en tekrahu şey'en, muhtemeldir ki siz bir şeyi çirkin görürsünüz, birisini veya bir şeyi, bir eşyayı, bir fikri, bir düşünceyi siz nahoş görürsünüz. Ve huve hayrun leküm, halbuki o sizin için hayırlıdır, hoştur. Sen nahoş görüyorsun ama sana nahoş geliyor ama gerçekte o hoştur. Devamla buyurur ki ve asa en tuhibbu şeyen, muhtemeldir ki siz bir şeyi seversiniz, birisini seversiniz, bir görüşü seversiniz veya bir şeyi, bir eşyayı seversiniz ama ve huve şerrun leküm, o gerçekte sizin sevdiğiniz gibi değil, sizin için şerdir bu. Yani sizin beğenmeniz, benimsemeniz ve beğenmemeniz, benimsememeniz ölçü değildir. Peki ölçü nedir? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah Teala bilir, siz bilmezsiniz. Cemaat-i Müslümin. Allah Teala bilir, siz bilmezsiniz. O halde ne yapmalı? Bir şeyi beğeneceksin veya beğenmeyeceksin. Tutacaksın veya atacaksın. Burada ölçü bizim görüşümüz olmamalıdır cemaat-i müslümin. Ya din burada belirleyici olmalı. Dinin beğendiğini beğenmek, beğenmediğini beğenmemek dindarlığın kanunudur, şartıdır. Dindar insan demek dininden hiç kopmuyor. Şimdi öyle bir insanı beğeniyorsun ki din bunu beğenmiyor. Veya öyle bir insanı atıyorsun ki din bunu tutuyor. Veya öyle bir şeyi beğeniyorsun ki din bu şeyi beğenmiyor. Öyle bir şeyi atıyorsun ki din onu tutuyor. Cemaat-i Müslümin, bu dindarlıkla bağdaşmaz ki. Bu dine ters gitmek demektir. Dine aykırı gitmek demektir. Çok önemli bir noktadır burası. Yani bir şey bana hoş veya nahoş gelebilir. Acaba dine göre nedir? Bana göre olduğunun önemi yok. Zaten din bunun için gönderilmiştir. Din ne için gönderilmiştir? Neyin ne olduğunu tam gerçek bir şekilde göstermek için. Neyin ne olduğunu göstermek için. Onun için Müslüman, gözlüklü bir insan nasıl ki nereye baksa gözlüğünün camından bakar. Bir insan insanları değerlendirirken, olayları değerlendirirken veya eşyayı değerlendirirken din gözlüğünden, din penceresinden bakmalı. Ve cemaat-i müslümin dinin tuttuğunu atmaktan, attığını tutmaktan Allah'a sığınmalı. Ben birini beğenmiyorum. Ya din onu beğeniyorsa? Ben birisini beğeniyorum. Ya din onu beğenmiyorsa? Onun için attığımıza, tuttuğumuza çok dikkat edeceğiz cemaat-i müslümin. Ya bak Mevla ne buyuruyor? Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. İnsan ağzından bir söz çıkmaz. İlla ne söz çıkarsa orada hazır bekleyen, yazmaya teşne bir melek vardır. Mutlaka yazar. Ya sağındaki melek yazar, ya solundaki melek yazar. Bir söz söylediniz, ortada kaldı. Kalmaz. Orası biraz cemaati meşgul etmesin ha, o kapı. Meşgul etmeyelim. Yani bir söz söyledik, ortada kaldı. Hayır.
ya sağdadır ya soldadır. Onun için cemaat müslüman, benimseyişlerimiz, beğenilerimiz veya benimsemeyişlerimiz, beğenmeyişlerimiz çok önemlidir. Zerreden küreye kadar, küçük, büyük, orta fark etmez. Evet, dinin tuttuğunu tutmak, dinin attığını atmak, dindarlığın kanunudur, şartıdır. Onun için acaba dinim ne diyor demek lazım. Şimdi İslam'a baktığınız zaman da İslamiyet'te insanlar renkleriyle ve ırklarıyla ve de coğrafyalarıyla değerlendirilmiyorlar cemaat-ı müslümin. Yani Mekkeli misin? İyisin. Ya yok böyle bir şey. Mesela Ebu Cehil Mekkelidir, iyi değildir ama. Moskova'daki bir Müslüman iyidir ama. He? Adam Moskova'da olur, iyi olabilir. Adam Mekke'de olur, kötü olabilir. Onun için şuralılar şöyle, buralılar böyle demek derin düşünüldüğü zamanda Müslümanca bir tavır değildir arkadaşlar. Değildir. Bakıyorsunuz ki Firavun gibi bir gavurun hanımı Allah'ın en büyük dostu bir hanım oluyor. Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam gibi kaç ayette Allah-u Teala'nın övdüğü büyük kulların hanımı Allah'ın düşmanı bir kafir kadın olabiliyor. Olabiliyor. Böyledir zaten. Adem aleyhisselamın iki tane oğlu, aynı ananın babanın çocuğu. Birisi mübarek, muhterem, diğeri melun olabiliyor. Resulullah Efendimizin üç tane amcası, üçü de babasının kardeşi. Ama ikisi muhterem, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas radıyallahu anhuma. Birisi melun, Ebu Leheb, Efendimizin amcası. Evet. Cemaat-i Müslümin, bunları aşalım artık ya. Akrabacılık, aşiret, yöremin adamı, hemşehrin. Bunları aşalım cemaat-i Müslümin. Aşalım. Yani ölçü olarak, dini ölçü olarak görelim. Ölçümüz, dinimiz olsun cemaat-i Müslümin. Şimdi insanları Cenab-ı Hak renk ve ırklarıyla tasnif etmiyor. Eğer ben bunu yaparsam Allah'a ters düştüm. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne buyuruyor Esra'yla? Ya yönnâs, ey bütün insanlar, ey bütün insanlar, inna halaknâkum min zekerin ve unta, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Dolayısıyla yani böyle renkleriniz farklı olsa bile yaratılış yönünden farkınızın olması asla düşünülemez. Niye? Anne babanız bir. Anne babanız aynı anne babanın çocuğusunuz. Şimdi iki tane kardeş bir öbürüne diyor ki sen benim yanımda konuşacak adam değilsin, ben çok soylu birisiyim. Nasıl soylusun? Falan ne olayım ben? Ben de onun oğluyum. Ne fark var aramızda? Efendim sen işte iki tane kardeş, sen beyazsın veya efendim sen siyahsın. Yo tamam da aynı anne babanın çocukları nasıl birbirine üstünü taslayabilir? Akıl mantık almıyor bunu. Irkçılığı akıl mantık bile kabul etmiyor. Sen nasıl bunu kabul ediyorsun? Kafatasçılık yoktur Müslümanlıkta. Anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz dememiz bizim dememiz gereken bir sözdür ama kafatasçılar siz de bunu anlamak istemiyorsunuz. Tutmuşsunuz bir yol gidiyorsunuz. Ya وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, sizi aynı anne babadan bir anne babadan yarattık ve sizi şubelere, milletlere, kabilelere, aşiretlere, akrabalara ayırdık. Ama niçin? لِتَعَارَفُوا, tanışasınız diye.
Birbirinize, çünkü çoğaldınız, birbirinize kendinizi tanıtasınız diyedir bu. Yoksa litefadalu demiyor Cenab-ı Hak. Yani üstünlük taslayasınız diye değil. Kendini tanıtmak için. Mesela sen kimsin sorsa, ben Ademoğlu desem, beni Adem, Ademoğlu. Ben ne diyeceğim? Ben de Ademoğluyum. Hep Ademoğluyuz. Tanışma olmadı. Mesela hacda bu çok oluyor. Kaç çeşit Müslüman bir araya geliyor. E sen kimsin? E ümmeti Muhammed desek. Ya hep ümmeti Muhammediz. Allah'ın kulu desek. Hep Allah'ın kuluyuz. Adem'in oğlu desek. Hep Ademoğluyuz. Onun için ne oluyor? İşte ben Türk'üm diyorsun. Sen Kürt'üm diyorsun. Öbürü işte Arap'ım diyor, öbürü Acem'im diyor. Tanışmak içindir diyor Cenab-ı Hak. Bak ayete bakın. Lite'arafu, kendinizi birbirinize tanıtmak içindir. Yoksa üstünlük için değil. Ama ya Rabbi, aramızda hiç üstünlük farkı yok mu? Var ama o fark renkten ve ırktan gelmiyor ya. İnne ekremekum indallah. Allah katında sizin en değerliniz, etkaküm, en takva olanınızdır. Yani Allah'a göre değeriniz renginize ve ırkınıza bağlı değildir. Ya takvanıza, dininize bağlıdır. Bu kadar. Bir Müslüman bu ayet-i kerimenin karşısında daha başka ne konuşabilir ki? Mümin Allah-u Teala'nın ayetini duyunca semi'na ve ata'na, duyduk ve canı gönülden uyduk der. Mümin. Ha, demek öyleymiş ya, estağfurullah der, kendi görüşünden vazgeçer. Ama ayeti anlatıyorsun, adam gene bildik çaldığım düdük diyor. Kendisi bilir. Ama cemaat-i müslümin, biz böyle olmayacağız. Biz hak ve hakikatin esiri olacağız. Onun peşinde olacağız. Bir şeyi ölesiye savunduk diyelim, meğerse bu dine uygun değilmiş. Hemen tornistan etmeyi bileceğiz, hemen döneceğiz. Efendim şimdiye kadar bunu böyle dedik, şimdi dönsek olmaz. Olur, dönersen iyi olur. Hakka dönmek fazilettir. Haktan dönmeyeceğiz. Yoksa yanlış biliyorduk, şimdi doğruya döndük, duyduk doğruyu döndük. Bakınız, bir tane ayet-i kerime okuyayım. Onlarca ayet-i kerime var, okuyabiliriz. Bir tane okuyayım. Estağfirullah. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Allah-u Teala'nın beğendiği kulların tavrına bakın. Cenab-ı Hakk'ın beğendiği insanlar. Onlar Resulullah'a indirileni duydukları zaman وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Resul'e indirileni duydukları zaman, yani dini, dinin hükmünü duydukları zaman tera görürsün e'yunehum gözlerini tefilu mineddem'i gözleri yaş boşalıyor böyle. Yaş boşalır görürsün onları. Kim bunlar? Allah'ın beğendiği kullar. Neden peki ağlıyorlar? Yani mimma arafu minel hakkı, hak namına, haktan olmak üzere bildikleri, yeni öğrendikleri o hak ve hakikatten dolayı gözleri yaş boşalır. Peki niye ağlar? Arkadaşlar, bir insan bazen üzüntüsünden ağlar, bazen de sevincinden ağlar, değil mi? Bunlar her ikisinden dolayı ağlarlar. Nasıl? Hem üzüntülerinden hem sevinçlerinden. Üzüntüleri nedir? Niye şimdiye kadar bunu duymadık? Nasıl duymadım bunu diye? Bu kadar zaman geçti, ben bunu şimdi duydum. Niye şimdiye kadar duymadım diye onun üzüntüsü. Peki neyin sevinci? Hamdolsun ölmeden bunu duydum, bunun sevinci. İkisi bir araya geliyor, gözler yaş boşalıyor. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ Derler ki ya Rab, inandık. Ya Rab, bizi şahitlerle yaz. Bizi mümin kullarından yaz ya Rabbi. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ Bize ne oluyor ki? Biz nasıl efendim Allah'a ve Allah'tan gelen hak ve hakikate inanmayalım ki? وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ
Bizim bütün derdimiz, davamız Allah'ın salih kullarının arasına koyulmamızdır. Orada kabul edilmemizdir derler. Peki Allah ne buyuruyor? فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا. Bu sözlerine karşılık Allah-u Teala onları mükafatlandırıyor. Ne ile? Cennetin cennetlerle. Bak bu sözlerinden dolayı. Görüyor musun? Cennet ne kadar kolay. Ne kadar kolay kazanılıyor. Cemaat-i Müslümin. Ya efendim ben fikrimden dönmem. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Zaten mesela küfleşmiş, paslaşmış efendim civata açılmaz değil mi? Sökmeye çalışsan kesilir, kopar yani. Kafa paslaşmış olur, küfleşmiş olur, dönmez. Size bunu demiyorum, bu cemaatte böyle insan olmaz. Olmamalıdır. Cemaat-i Müslümin. Aynen hak ve hakikat, gerçekler, ayetler, din, lokomotif, biz vagon gibi olmalıyız. Cemaat-i Müslümin. Vagon gibi. Yani dün böyle diyorduk ama baktık ki meğer doğrusu şöyleymiş. Ne olacak? Döneceğiz. Dön baba dönelim. Cemaat-i Müslümin. Doğruya dönmek fazilettir. Meziyettir. Doğrudan dönmek yanlıştır. Yanlış biliyormuşuz meğerse. Ve dindarlık dinden kopmamak demektir. Binaenaleyh dinin tuttuğunu tutacağız, attığını atacağız ki biz din tutucu olalım. Dindar demek dinini tutan demek. Hiç dininden kopmaz. Her şeyi atar, dinini atmaz. Her şeyden geçer, dininin dediğinden geçmez. Dininden kopmaz. Dindar adam bu demektir. Bak bir de ayete bakın. Dersimizin ayetine bakacağız. Ve minen nasi, insanlardan men öylesi var ki ya'budullah, Allah'a ibadet eder. Herhalde iyi bir adam, bak Allah'a ibadet eder. Ya tamam da keşke iyi olsa, ama her ibadet eden iyi olmuyor ki. Çünkü ayetin ilerisi var. Ala harfin, dinin bir kenarında olarak Allah'a ibadet ediyor. Dinin ucunda, dinin içinde değil, tam dine girmiyor. Derinlemesine, dine dalmıyor. Ya kenarda duruyor. Neden kenarda duruyor? Dengeleri ve yengeleri dikkate alıyor. Denge hesabı yapıyor. Cemaat-i Müslümin, korkunç adam. Af buyurun, alçak herif. Allah'a ibadet ediyor ama dinin kenarında. Dalmıyor dine. Niye? Şartlar değiştiğinde dinsiz görünmek kolay olsun diye. Dinden dönmek kolay olsun diye. Böyle tamamen din boyasına boyanırsan, yarın şartlar dinsiz görünmeyi gerektiğinde o boyayı silmek zor olur. Onun için böyle net değil de mat olalım. Yanar döner böyle dindar gibi, kılar kılmaz, gelir gelmez böyle denge hesabı yapan korkunç insan. Cemaat-i Müslümin, işte Kur'an-ı Kerim insanlardan bahseder dedik ama insanların rengi ırkı değil, inançları yönüyle ve de icraatları yönüyle insanları değerlendirir. Ve de çok enteresandır Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'in, bakınız şöyle göstererek arz edelim. Kur'an-ı Kerim'in hepiniz biliyorsunuz ve bilmelisiniz baş tarafı. Değil mi? Bak. Burada en başta ne var? Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne ile başlıyor? Allah-u Teala hamdle başlıyor. Errahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ı övmeyle devam ediyor. Maliki yevmiddin. Onu da yani yine Mevla'yı övüyor. Ondan sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yani Allah'a karşı kulun durumu, vaziyeti. Kendisini kul ifade ediyor. Ne diyor? Ya Rabbi yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım isteriz diyor. Geçiyorum burayı, çok teferruata dalmayalım. Ondan sonra
Bakınız Müslümanlar, kitabınızın başında Allah-u Teala size bir istekte bulunduruyor sizi yani. Size bir şeyi istemenizi emrediyor. Allah-u Teala'dan Kur'an-ı Kerim'in okunuş sırası itibariyle ilk istediği kulun nedir? Çok isteklerimiz var. Kur'an-ı Kerim'de yer alır bunlar. Mesela Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Rabbena la tuzigh kulubena. Efendim Rabbena ufir lena. Böyle Allah-u Teala'dan rahmet isteriz, Allah-u Teala'dan mağfiret isteriz vesaire 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 vesaire. Ama ilk istek nedir? İhdine sıratel müstakim, dost doğru yol istemek. Allah diyor ki kulum ilk benden doğru yol isteyeceksin. Çünkü yolu olmayan insanın yaptığının önemi yok. Mesela biz burada şeyde Anadolu'da, yani iç Anadolu'da, Anadolu, şu Anadolu kıtasının ortasında gemi sanayi kursak. Büyük, muazzam bir gemi sanayi kurduk. Dağlar gibi gemiler yapıyoruz. Biz gemi mi yapıyoruz? Acaba hurdayı mı çoğaltıyoruz cemaat-i müslümin? Yani Türkiye'nin, Anadolu'nun ortasında. Ortasında bir vilayet. O vilayette biz bir ovada büyük bir gemi sanayi kursak. Yol, tamam da geminin yolu nedir? Deniz yolu, değil mi? Geminin yürüyeceği deniz yolu, o yok, o yol yok. O zaman yaptığının manası yok. Var mı? Yoktur. Her ona kaynak yaptıkça enkazı çoğaltıyorsun. Yerinden oynamaz. Hiçbir şeye yaramaz. Aynı şekilde mesela demir yolunun olmadığı yerde tren, vagon, efendim, sadece nedir? Enkaz. Enkaz cemaat-i müslümin. Tren var da demir yolu yok. Aynı. Evine mesela, köylerde bilhassa, bazı insanların evine araba yolu gitmiyor. Vermiyorlar, yol vermiyorlar. Ayak böyle yaya yolu, patika yoluyla eve gidiyor. Sen şimdi araba almışsın. Almışsın da tamam da yani yol olmadıktan sonra araba bir iş görmüyor ki, uzatmayalım. Demek ki sırat-ı müstakim istiyoruz. Yani Allah-u Teala'ya götüren yol. Peki bu yol nedir cemaat müslim? Bakın çok cali bir dikkat, yani enteresan. Burada daha Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasında, birinci suresinde sırat-ı lezine en'amte aleyhim, o sırat-ı müstakimin bir hattı. Nasıl trenin iki hattı var, karayolunun da öyle, arabanın mesela bir sağ tekeri, bir sol tekerinin gittiği bir şey var yani, bir iki iz yani. Allah-u Teala'nın yolunun da iki izi vardır. Biri sıratallezine en'amte aleyhim, diğeri gayril mağlubi aleyhim velallâhallim. Yani Allah'a giden doğru yol nedir? Efendim işte çok çok kılmaktır, çok hac yapmaktır, çok efendim hayır yapmaktır. Değil cemaat-i müslümin. Değil. Sırat-ı müstakim, dost doğru yol. Kulu Allah'a ulaştıracak yol. Allah'ın yolu, evet, iki şeyden oluşuyor. Nedir o? Allah-u Teala'nın dostlarını tutmak, onların yolunu, ahlakını, uslubunu tutmak, Allah-u Teala'nın düşmanlarını da atmak, onların uslubu, ahlakı, onların icraatıyla hiçbir şekilde uyuşmamak cemaat-i müslümin. Kur'an-ı Kerim baş tarafında bütün insanları Allah-u Teala iki kısma ayırmıştır, dostları ve düşmanları. Bize de diyor ki, benim dostlarımı tutar, benim düşmanlarımı atarsan benim yolumdasın. Bak Kur'an-ı Kerim daha birinci suresinde insanlar ikiye tasnif edildi. Allah'ın inamına mazhar olan Mevla'nın dostları, Allah-u Teala'nın lanetine ve gazabına maruz olan, müstahak olan Allah-u Teala'nın düşmanları. Sonra geliyoruz ikinci sure, Kur'an-ı Kerim ikinci sayfası, Bakara suresi cemaat-i müslümin. Ve efendim bunun ilk sayfasından başla, arkadan böyle devam ediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim burada insanları üçe tasnif ediyoruz. Ama renk ve ırk yönüyle değil, inançları yönüyle insanları üçe tasnif ediyor. Bir, müminler.
teferruat uzun gider. İki, aslında kafirler, ama kafirler kendi içinde iki kısma ayrılıyor Kur'an-ı Kerim'in tasnifine göre. Nedir o? Kafir olup kafirliğini gösteren kafirler, bu iki yapıyor. Üç, kafir olup kafirliğini gizleyip Müslümanlığını gösteren kafirler. Buna ne deniliyor? Duysun münafıklar, söyleyin. Münafık derler buna. En korkunç insan cemaati Müslümin. En korkunç insan. Hani o haşa Allah, peygamber, din, ahiret inkar edenler, onlar da korkunç, kötü. Ama Allah demeyen kafirden Allah Allah diyen kafir daha korkunçtur. Cemaat-i Müslümin kötünün en kötüsü iyiye en yakın olan kötüdür. Batılın en tehlikelisi hakka en yakın olan batıldır. Hakka yakın olan batıl. Yani hakkın bittiği yerde olan batıl, haktan çok uzak olan batıldan daha korkunçtur. Bir misal vermiştik geçen haftalar. Mesela aslan ne yapar? Aslan insanı parçalar. Değil mi? Ama Afrika'da, Afrika ormanlarındaki aslan, efendim, çok tehlikeli bir hayvan olmakla beraber bizden uzak olduğu için bize zararı yoktur. Bize burada zararı olan nedir? Sivrisinek mesela. Sivrisinektir. Efendime söyleyeyim, veya belki akbörün köpektir. Yani bize yakın olan bizim için tehlikedir. Öbürü bizden uzak. Tamam, çok korkunç ama uzak. Şimdi bir adam ben Allah peygamber tanımam diyorsa, bu adam tehlike, ama açık tehlike. Hiç kimse buna aldanmaz. Ama bir adam kafir fakat Müslüman ağzıyla konuşuyor, ki münafık deniyor buna. Bu insan çok korkunç bir insandır. İslam ümmeti tarihten günümüze kadar hep bu münafıklardan çok korkunç derecede zarar ve ziyanlar görmüştür Müslümanlar. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında kafirleri iki ayetle anlatıyor. Ama münafıkları 12 ayet-i kerimeyle anlatıyor. 12 ayet-i kerime. Hatta efendim Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde, işte dersimizin ayeti de böyle, ilk ayet. Allah Teala münafıkları sürekli insanlardan öylesi var ki, insanlardan şöylesi var, insanlardan şöylesi var diye münafıkları tafsil eder. Hatta Allah Teala bir ayetinde ne buyuruyor? La ta'lemuhum. Resulüm, kulum, sen münafıkları bilmezsin. Nahnu na'lemuhum. Biz onları biliriz. Biz onları biliriz. Dolayısıyla sen kendi, efendim bizim de bir gördüğümüz var, bizim de bildiğimiz var, herhalde bir şeyler biliyoruz deme. Bir şeyler bilirsin ama münafığı bilemezsin. Nitekim, peki nereden bileceğiz münafığı? Kur'an-ı Kerim'den. Nitekim cemaat-i Müslümin şu milleti, şu ümmeti hacı diye, hoca diye aldatan insanlar bizi neden aldatmışlardır? Nasıl aldatmışlardır? Allah demeleriyle aldandık. Allah demeleriyle. Allah demelerine aldandık. Peki aldanmamak için ne lazım? Cemaat-i Müslümin, Kur'an'a bakmak lazım. Siz ekrana baktınız. Siz görüntüye baktınız. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman eşyayı, kişileri, görüşleri olduğu gibi görürsünüz. Net bir şekilde. Dostu dost, düşmanı düşman. Mümini mümin, kafiri kafir. Faydalıyı faydalı, zararlıyı zararlı olarak net bir şekilde görürsünüz. Kur'an-ı Kerim innehu lekavlun faslun. Lekavlun fasulun buyurmuyor hoca efendiler. Sizce bu pekala malumdur. Lekavlun fasulun. Ayıklayıcı bir sözdür demiyor Cenab-ı Hak. Lekavlun faslun. Tamamı ayıklamaktır Kur'an-ı Kerim'in. İşi gücü ayıklamak. Neyi?
faydalıyı, zararlıyı, iyiyi, kötüyü, doğruyu, eğriyi, hakkı, batılı ayırmaktan başka bir şey değil Kur'an-ı Kerim. Ama sen Kur'an'a değil ekrana baktığın zaman sonra işte tanka toslayınca anlarsın, vay be dersin, bu cemaat değilmiş, örgütmüş dersin. Bunu önceden demek lazımdı. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bakmak lazım diyoruz, anlatamıyoruz. İlla Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Kur'an-ı Kerim bizim gözlüğümüz olacak cemaat-i müslümin. Bak Allah-u Teala buyuruyor ki insanlardan öylesi var ki Allah'a ibadet eder. Sen şimdi adamın ibadetine bakarsın, hacılığına, bacılığına bakarsın. Ulan ne mübarek adam dersin. Halbuki Allah-u Teala her ibadet edeni demiyoruz ama bazı ibadet edenleri Allah lanetliyor. İşte ayette gelecek. Neden? O ibadeti var. Ya sen şimdi ibadetine takılıyorsun. O sana onun gerçek yüzünü perdeliyor. Başka tarafına bakmıyorsun. Halbuki Müslüman körlerin fili tarif etmesi gibi kişilere, olaylara ve eşyaya bir taraftan bakmaz. Böyle kuş bakışı bakar, etraflıca bakar. Müslümanın bakışı bambaşkadır cemaat-i müslümin. İttekû firâsetel mümin. Müminin firasetinden korkun. Mümin feinnehu yanduru bi nurillah. O Allah'ın nuruyla bakar. Zaten nitekim yetekarrubu ileyye abdi bin nevafil hadis-i şerifi Buhari'dir. Benimle beraber diyor Cenab-ı Hak o bakar. Benimle duyar, benimle konuşur, benimle bakar diyor. Dolayısıyla baktığı zaman da gerçeği görür. Hiç kimse onu yanıltamaz, hiç kimse onu kandıramaz. Sadece sahnenin önünü değil, perdenin arkasını da görür. Nasıl görür? Ferasetiyle görür. Cemaat-i Müslümin, Müslümana feraset yakışır. Müslümana feraset ya, hele hocalara. Hele hocalara. Hocalar için böyle bir ders hazırladım kendi kendime. En başta bana lazım. Yani istikamet hocaya lazım. Adalet. Efendime söyleyeyim, emanet, iffet vesaire vesaire. Bir tanesi de ferasettir. Feraset. Cemaat-i Müslümin. Feraset neye benzer? Şimdi bir af buyurun hayvan ateşe düştüğü zaman da iyi bir şeye düşmediğini anlar. Ne zaman anlar? Düşünce anlar. Ama insan düşmeden önce anlar. Düşmeden. Hayvan sebepleri değerlendiremez, neticeyi anlar. İnsan ise sebepleri görür. Şimdi işte sebepleri görebilmek, şu nereye varır, bu nereye götürür, bunu baştan görmeye feraset derler. Bu şarttır. Bu herkese lazım, hele hele belli insanlara çok lazım. Feraset. Bu feraseti kaybettiğiniz zaman bela duvarına tosladınız mı anlarsınız ama iş işten geçer. Kendinizi belanın içinde bulmuş olursunuz. Ve de o beladan kurtulamazsınız yani. Kurtul diyor. Yok yani. Aa, kurtulamıyor beladan bak. Bir türlü ayıklanmıyor bu bela içimizden. Kana mikrop bir bulaşır. Ondan sonra ayıkla bakalım hadi. Temizle bakalım hadi. Temizleyemezsin. Müslümanlar. Şimdi münafık işte bunu çok iyi tanımak lazım cemaat-i müslümin. Münafıkları çok iyi tanımak lazım cemaat-i müslümin. Nasıl tanıyacağız bunları? Efendim bunlar isimleri. İsim önemli değil ki. Resimleri, resim de önemli değil. Ya münafıkların tavırları önemlidir. Bak dersimizin ayetinde Allah'a ibadet eder diyor ama ala harfin, dinin tam içinde, tam ortasında, merkezinde değil, kenarında durur. Niye? Dengeleri hesap eder. Bugünün yarını vardır der. Yarın belki bugünkü ortam, bugünkü düzen, bugünkü devir değişir. Ben kendimi belli bir tarafa mal etmeyeyim. Birileri beni
belli bir tarafın adamı olarak görmesin. Böyle o taraftan da görünelim, bu taraftan da görünelim. Yani denge insanı, korkunç ve alçak insan. Ortalık kaynıyor bunlardan ha. Kaynıyor. Piyasa kaynıyor. Evet. Devamla buyuruyor Cenab-ı Hak. Fein asabehu hayrun itme'enne bih. Dinin böyle dinsiz, dinden uzak değil. Ama dine sıcak da değil. Böyle tam merkezde. Öyle de değil. Ya kenarda. Ya sen hani dinin yok mu desen, aa görmüyor musun bak işte buradayız işte de sana hani olduğu yeri gösterir. Ama yarın şartlar değiştiğinde, dinsiz görünmek gerektiğinde bu sefer de hani onu ortaya koyar. Bir misal veriyoruz burada. Misaller meseleleri anlamakta yardımcıdır Müslümanlar. Diyelim ki çok iyi yüzme bilmeyen birisi denizin kenarına gelir, belden aşağısını suya sokar, belden yukarısı dışarıda. Niye? Dalga malga gelir, denize iyi hepten girersem kaçmak zor olur, kaçmak kolay olsun diye yani orada dengeyi hesap eder. Ya birisi ona dese ki, mesela şöyle dese, dense ki, efendim denize girenlere işte şöyle bir ücret vardır, o ayaklarını gösterir. Aa bak, denizle. Efendim denize girmeyenlere şöyle bir mükafat var dense, o gövdesini gösterir, bak dışarıda. Kim nasıl görmek istiyor o adamı, öyle olur. Onu kim nasıl görmek istiyorsa öyle olur, korkunç adam, münafık. Asla onun değişmez bir rengi, eni, boyu, yani bir yapısı yoktur. Asla yoktur. Öyle değişmez, böyle kemikleşmiş bir yapıya sahip olmaz. Evet, şartlara göre şekil alır, şartlara göre tavır alır, şartlara göre saf belirler kendisine. Allah'a ibadet ediyor. Cenab-ı Hak onu lanetliyor. Neden lanetliyor? Niye dine girmiyorsun? Niye tam Müslüman görünmüyorsun? Cümle aleme Müslümanlığını ilan etmiyorsun? Hiç vazgeçemeyeceğin şekilde kendini dinle niye bağlamıyorsun? Ya yarın ne olur belli olmaz diyor. Ben yarın ne olur belli olmaz. Ben diyor siyaset adamıyım. Ben diyor ticaret adamıyım. Ben diyor efendim seyahat adamıyım. Çeşit çeşit ifadeler. Ben yani ayrıntılara girmeme gerek yok. Böylece cemaat-i Müslümin. Ve minen nâsi men ya'budullâhe alâ harf. Fe'in esâbehu hayrun itme'enne bih. Ona bir hayır isabet etse, yani dinde bulunduğu noktada bulunduğundan dolayı biz hayra konsa memnun olur. Zaten biz bunun için buradayız der. Ve in esabethu fitnetun, ama o dinin kenarında bulunuyor ya, bulunduğu gösterdiği kadar dindarlığından dolayı başına bir musibet gelse olur. İmtihan insanı, Allah imtihan için ya başka zalimleri sana musallat eder. Sana baskı yaparlar, sana zulmederler, seni zorlarlar, efendime söyleyeyim. Veyahut da kaybın olur, maddi kaybın olur vesaire. İmtihan bunlar olur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o dinin kenarında başına bir bela gelse, inkalebe ala veçihi, yüzü üzere geri döner. Onun için geri dönmek kolay olsun diye girmez dine diyor Allah-u Teala. Şimdi bu adama, ya o adam her devir efendim gemisini yürüten adam diye bakanlar olabilir belki. Yani arkadaşlar orası meşgul ediyor. Şurası. O kapıyı kapatalım. Kapalı tamam.
Bu adama sakın heveslenmeyin. Buna yani imrenmeyin bu adamı böyle bu adam. Cenab-ı Hak ne buyuruyor bu adam için? Biz diyoruz ki ya adam her dönem yani dümenini çeviriyor. Allah Teala öyle demiyor. Allah doğru söylüyor. Ne buyuruyor? Hasire dünya ve ahire. Bu adam ahiretini kaybetmiş zaten böyle bir adamın ahireti olacak değil. Allah buyuruyor ki dünyasını da kaybetmiştir. Hasire dünya ve ahire. Hem dünyayı kaybetti hem ahireti kaybetti. Ya efendim nasıl kaybetti? Bak kazanıyor, devamlı kazanıyor. Cemaat-i Müslümin, yani her şey para kazanmaktan ibaret midir yani? Kişilik, karakter, evet şahsiyet, bunlar önemli değil mi cemaat-i Müslümin? Pekala, sizin için en önemlisi budur yahu. Para çok sonra gelir. Yani madde çok sonra gelir. Biz ne için yaşıyoruz cemaat-i Müslümin? Yani bizim ya, insan niye yaşar? İnsan olan insan niye yaşar? Haysiyeti, şerefi, itibarı, bunlar için. Bu adamda bu yoktur. Zaten mesela karakter şöyle olsa, yani net bir şekilde küfür safında yer alsa, kazansa da orada, kaybetse de orada. Bu adam ahiretini kaybetmiş. Ama dünyada, dünyası vardır bu adamın. Nasıl? Parası olduğundan değil. Yahu şahsiyetli bir kafir. Şahsiyetli kafir. Eğilip bükülmüyor. Lafı eğip bükmüyor. Renkten renge girmiyor. Herkes biliyor adamı. Adam bulunduğu çizgide, bulunduğu noktada, batsa da orada, çıksa da orada. Böyle kafir günümüzde de var mı? Var. Var. Ahireti yok. Ama dünyada hiç olmasa yani bir saygın kafir. Ama cemaat-i Müslümin, bu renksiz insanlar var ya, bu renksiz insanlar, bu her dönemin insanı, korkunç insanlar, bunların ahireti zaten olmaz. Dünyası da yok. Silik şahsiyet. Renksiz. Yani karaktersiz insanlar bunlar. Cemaat-i Müslümin. Onun için Mevlana buyuruyor, dünyasını da kaybetti, ahiretini de kaybetti. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنَ صَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَنْ نَبِهِ وَاِنَ صَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجِهِ. Öyle insanlar var ki Allah'a ibadet eder, öyle görünür. Abid insan, Müslüman, umreye gitmiş, işte camiye gitmiş vesaire vesaire. Ama dinin bir ucunda duruyor. Eğer ona hayır isabet ederse memnun oluyor. Tefsirde karara diyor. Feyne sahibi hayrun karara. Orada karar kılıyor. Eğer başına bir bela gelecek, böyle kokuyu da iyi alır o. Baktı ki devir değişiyor. Dönem değişiyor. Bu sefer ferre. Ve illa ferre. Firar eder, kaçar. Kaçmak da kolay olsun diye kenarda durur. Cemaat-i Müslümin, sizin kitabınızın daha 3., 4. sayfelerinde Allah-u Teala bu korkunç ve alçak insanları bize tanıtıyor ki bunlara aldanmayın. Sonra yandım anam demeyin. Bunlar çok iyi tanıyacağız. İnsanlar çok iyi tanıyacağız. Neyle? Rengiyle, ırkıyla değil ya. İnancı ve davranışıyla. Ya hoca adamın münafık olduğunu nereden biliriz? Cemaat-i Müslümin. Bunu şimdi ben bir sohbette bitiremem ki. Ama Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunları. Mesela buyurun. El münafıkune vel münafıkatu. Münafıklar, erkek kadın fark etmez. Eski yeni, doğulu batılı fark etmez. Bağluhum min bağlı. Onlar birbirlerindendir. Kafadardır onlar. Bakarsın doğudaki münafık, batıdaki münafıkla hiç bir araya gelmemiş, söz birliği yapmamış ama aynı ağzı kullanırlar. Aynı dili kullanırlar. Onu konuşma, bunu konuşma, aynı öyle. Bakarsınız ki o ne yapıyor, bu da aynısını yapıyor. Bakarsınız ki bugünkü münafık ne yapıyorsa 1000 sene önceki münafık aynı. Bunlar birbirleri görüşmüş mü? Görüşmelerine gerek yok. Görüşmeler mümkün de değil. Ama şimdi yol münafıklık yolu olunca
tavır hep aynı oluyor. Şimdi şurada bir tren yolu var. Bu diyelim 10 metre sonra sağa dönüyorsa, siz buna hangi vagonu koyarsanız, lokomotifi koyarsanız koyun, orada 10 metre sonra sağa dönecek. 20 metre sonra sola dönecek. Niye? Yol böyle. Ya Allah Allah, bak önceki vagon da lokomotif de sağa dönüyordu burada, burada sola dönüyordu, bu da sağa dönüyor, sola dönüyor. Evet öyle olacak. Niye? Yol aynı çünkü. Rota aynı. Münafıklar böyle. Pekala. Nasıl mesela tavırları ne olur? Bakın. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ Münker, dinin tanımadığı, benimsemediği, beğenmediği, nahoş gördüğü şeyi emreder. Haram, isyan, fısk, fucur, bunu emreder, bunu ister, bundan rahatsız olmaz. Ama maruf, dinin kabul ettiği, benimsediği, beğendiği şeyden rahatsız olur. Münafık, münafığın çok özelliklerinden iki tanesi. Nedir o? Dinin beğendiğini beğenmez, dinin beğenmediğini beğenir. Allah-u Teala'nın beğendiğini beğenmez. Hocam buna bir misal verin, verelim. Mesela 10 yaşında bir kız çocuğu açık, yani çırçıplak diyelim, af buyurun. Bakarsınız ki o münafık adam, ya bu yaşta bu çocuk bu şekilde açılır mı demez. Ama 10 yaşında bir çocuk tepeden tırnağa örtülü olsa, ya bu yaşta böyle örtülmek olur mu? İşte nifak. Bakın, münkerden rahatsız olmuyor, maruftan rahatsız oluyor. Ben bir misal veriyorum. Misal, devede bir tüy bile değil yani. Bir tane, bunu siz çoğaltabilirsiniz. Misal. Maruftan rahatsız olur, münkerden rahatsız olmaz. İbadetten, İslamiyetten, İslam'ın emrinden, sorsan İslam'dan rahatsızım demez. Ama İslam adına yapılan şeyden rahatsız olur, İsyan olarak yapılanlardan rahatsız olmaz. Münafık. Daha da çoğaltabiliriz bunu. Evet. İnsanlardan öylesi var ki Allah-u Teala'ya dinin bir ucunda ibadet eder. Ona hayır isabet ettiği zaman memnun olur. Şer isabet ettiği zaman da rahatsız olur. Eğer menfaatlenirse orada karar kılar. Eğer menfaat elde edemezse firarına karar eder bu sefer, kaçar. Mesela Müslümanlar, biraz ileride bu noktada ben size aynı sayfa içerisinde Allah-u Teala münafığın duruşuyla müminin duruşunu anlatıyor, onu göstereyim size. Evet, Nur suresi. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim sayfa numarası 356 olur. Ayet-i Kerimeler 47'den başlar. Yani mesela 51 gibi devam eder. Allah-u Teala buyuruyor ki, önce münafıkları anlatıyor. Ve yekulûne, münafıklar sürekli şöyle derler. Ne derler? Âmennâ billâh, elhamdülillah, biz de Müslümanız. İman dolu göğsüm var. Böyle vurmakla olmuyor bu. Bundan bitmiyor iş. Ama böyle yapmak münafıklıktır demiyorum ha. Siz arif insanlarsınız. Ama münafık yani senin yaptığını aynen yapar. Niye? Sana benzemesi lazım. Senden görünmesi lazım. Şimdi Allah'a ve Resulullah'a iman ettik ve ta'na itaat ettik. Biz de elhamdülillah biz de Müslümanız der. Ama sümme yetevella felikum minhum min ba'dik. Elhamdülillah Müslüman diyenlerden hakiki Müslümanlar başka. Münafıklar ne yapar? Eğer menfaat olmazsa hemen bakarsınız ki dönmüş gitmiş. Hani neredesin? Yoksun. Beni arama, beni sorma. Devamla buyurur ki ve izâ du'û ilallâhi ve resûlihi, Allah'a ve Resulullah'a, Kur'an ve sünnetin hükmüne, fıkhın, fetvanın gereğine çağrıldıkları zaman
Yani gel fetvaya gel ya, fıkıh ne diyorsa o olsun dendiği zaman sanki mümini, yani mümin fetvaya çağrıldığı zaman nasıldır? Efendim suya çağrılan balık gibi. Balığı suya çağırdı. Buna hayatına çağırıyorsun onu, yaşama. Değil mi? Peki münafık nasıldır? Sanki kuşu kafese çağırıyorsun. Kafese. Münafıkla müminin farkı bu. Münafık Allah ve Resulü hükmetsin diye çağrıldığı zaman اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ مُعْرُلُونَ Allah ve Resulü'nün hükmüne çağrılanlardan mümin olanlar seve seve, sevine sevine koşarlar. Ama münafıklar yüz çevirirler. Yüz çevirirler. Yanaşmazlar. Ve efendim ve in yekun lehumul hakku yetu ileyhi muz'inin. Şimdi ihtilaf meselesinde hak onların ise şayet, münafıkların ise şayet, kendileri haklı, fetvadan haklı çıkacaklarını kokladılar, anladılarsa koşa koşa fetvaya giderler. Tamam, hocamın dediği başımın üstüne derler. Ama eğer haksız çıkacak, kendini biliyor zaten, ben haklı değilim, bu din bana bu hakkı vermeyecek diye o adamı boynuna, beline ip taksan çekip getiremezsin fetvaya. Gelmez. Gelmez. Allah-u Teala buyuruyor, soruyor. Efi kulubi meralun. Şimdi bunların kalplerinde mi hastalık var? Emir tabu em yehafun en yehifallahu aleyhim ve resulü. Yoksa Allah ve Resulullah onlara haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Yani Allah ve Resulü senin hakkın olan şeyi yiyecek mi yani? Niye Allah'ın ve Resulünün hükmüne gitmiyorsun? Allah senin hakkını yer mi? Resulullah sana haksızlık yapar mı? Yapmaz. Niye gitmiyorsun? Bel ulâkehumu zâlimun. Zalimdirler de ondan. Zalimdirler de ondan gitmiyorlar. Devamla şimdi müminleri anlatıyor Cenab-ı Hak. İnnemâ kâne kavlel mü'minîne idâ du'û ilallâhi ve resûlü. Toplu mana verelim. Müminler ise Allah'a ve Resulullah'a, kitaba, sünnete ve kitap ve sünnetten çıkan, istinbat edilen fıkha, fetvaya çağrıldıkları zaman mümin olanlar, onların o çağrıya karşılığı nedir? Evet, liyahküme beynim, din hükmetsin diye Müslüman olanlar çağrıldıkları zaman, Müslüman olanların bu çağrıya cevabı sadece en yakulu demektir. Semi'na, duyduk. Ve ata'na, canı gönülden uyduk, seve seve. Ama efendim bak sana, sen haksız çıktın. Yo, dinin bana bir şey vermiyorsa Allah'a hamd ederim der mümin. Çünkü dinin vermediğini alman demek, kainatın efendisi buyuruyor ki, senin hakkın olmayan bir şeyi ben sana verirsem alma onu. Ama efendim peygamber verdi. Onu alman cehennemden bir ada satın alman demektir diyor. Hakkın olmayan şeyi bana deliller, yalandan deliller getirdin, beni ikna ettin. Ben de delillere bakarak hükmettim. Meğerse senin hakkın değilmiş bu. Sen bunu biliyorsun. Yalan şahitler tuttun. Uyduruk belgeler getirdin, kendini haklı çıkarttın. Sana bu hakkı peygamber verse bile alma diyor Resulullah Efendimiz. Çünkü cehennemden bir ada satın almışsın. Ateş alıyorsun sen. Çok dikkatli olacağız. Müminlik elhamdülillah Müslümanım demekle bitmiyor. Münafık da bunu yapıyor. Bak ne dedi? Elhamdülillah iman dolu göğsümüz gibi serhattımız. Nasıl derler onu? İman dolu göğsüm var. Neyse işte. Şimdi bir başka ayet kerimesinde Nisa suresi Müslümanlar. Bakınız mesela burada Allah-u Teala münafıkları o kadar güzel resmediyor ki. Evet, daha onların ismini, fotoğrafını, resmini görmeye gerek yok. Zaten o çirkin insanları görmeye gerek yok. Bakın, Mevla buyuruyor, estağfirullah. Elem tera, Habibim, kulum bakmaz mısın? Bir bak yahu, ilellezine, o münafıklara ki, yez'umune, onlar zannederler, onları tanıyanlar da zannederler ki, ennehum onlar amenü bimâ unzileke ve mâ unzile min kablik. Sana ve senden önce peygamberlere, indirilenlere inanmış diye bilirler.
Öyle de bilinirler. E iyi de tamam inanmış. Kötülüğü nerede bunun? Ben elhamdülillah inandım, bütün kitaplara inandım der. Böyle durursa mesele yok ama ilerisi var. Yuridun en yetehakemu ile tağut. Bir mesele alacak verecek. Para alacağı olur, arsa alacağı olur, arazi alacağı olur, menkul olur, gayrimenkulü fark etmez. Yani bir ihtilafı olduğu zaman, bak ben Allah'ın indirdiğine inandım diyen bir insan, siz olsan ne dersiniz? İhtilafınızı çözmek istiyorsunuz, nasıl çözmek istiyorsunuz? Yo ben müminim, benim bir dinim var, dinim bana ne diyorsa onu yaparım dersiniz değil mi? Münafık ne yapar? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Allah'ın hükmüne değil, tağutun hükmüne muhakeme olmak ister. Niye? Anlıyor ki bana İslam hak vermeyecek. Şeriat bana hak vermeyecek. Ama bugünün diyelim ki şeyi, hukuku beni haklı çıkartacak. Mümin der ki dinimin vermediğini almam. Münafık ne der? Arkadaş ben menfaatimi bilirim, ben alırım. Nereden alacaksam orada olurum. يُلِيدُونَ اَنْ يَتَعَكَمُ اِلَى الطَّاغُوتِ Allah-u Teala'nın hükmü, Allah-u Teala'nın mahkemesi, orada efendim bir sonuca gidilmesi gerekirken münafık ne yapar? Münafık Allah'ın mahkemesinden başka bir mahkemede hüküm arar. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Halbuki mümin Allah-u Teala'nın hükmünden başka hükümleri reddetmekle emrolunmuştur. Öyle değil mi? Öyle mi? İnil hükmü illa lillah. Hüküm Allah'ındır. Mahkeme Allah'ın mahkemesidir. Mahkeme-i Kübra. Bitti. Mümin için bu böyledir. Ama münafık için evet, onun için böyle olmuyor işte. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Kur'an-ı Kerim sayfa numarası kaç? 88. 88'in sayfada. Onlara dendiği zaman ki تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى رَسُولُ Bak siz Allah'a Resulullah'a inandık diyorsunuz. He. O halde Allah'a ve Resulullah'a gelin. Kitabullah'a ve sünnete gelin. Fetvaya gelin. Din fetva versin. Ya inanmışız öyle mi? Gel dinimiz hüküm versin dendiği zaman mümin ne yapar? Balığın suya koşması gibi dinin fetvasına koşar. Halbuki belki maddeten aleyhindedir. Haksız çıkacak. Olsun diyor, dinimi vermediğini almamam benim haklı çıkmam demektir. Benim menfaatim nedir? Haramı almamak. Benim karım nedir? Haramı almamak kârdır der mümin. Ama münafık öyle değil. Ben haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Bu münafık mantığı. Şimdi Mevla buyuruyor ki onlara Allah'a ve Resulullah'a gelin dendiği zaman hakikaten inanmış olanlar Allah'a ve Resulullah'a varız ama ra'eytel münafıkîne yasuddûne anke sudûda Habibim o durumda münafıkları görürsün ki senden böyle yüz çevirmekle yüz çevirmişler. Asla senin hükmüne yanaşmazlar. Ya gel inanmış insanız, gel dine. Gelmez, getiremez mi? Peki bu neyi gösteriyor? Ondaki nifak hastalığını gösteriyor cemaat üstüne. Nifak kalptedir ama bunun göstergesi kalıptadır, tavırlarınızdadır. Evet. Şimdi devam edelim. Evet, ayet-i kerime. Şunu alın. ذَٰلِكَ hem dünyayı hem ahireti kaybetmek هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ çok açık, seçik, net ve kesin zarardır. Aslında ahireti kaybettikten sonra dünya kazansan da önemi yok ama yani ya neyse ölene kadar neyse bir dünyanda biraz bir menfaatin kazancın olur. Bunun dünyada dünyası da yok. Parası olabilir. Ama şahsiyeti olmaz.
karakteri olmaz, itibarı olmaz, ağırlığı olmaz. Evet. Zaten nasıl ağırlık? Oynak bir adam, esnek bir adamın nasıl ağırlığı olacak? Şu bina bak, kurulduğu günden beri kurulduğu yerdedir. Ağırlığıyla buraya basmış. Burada duruyor. Yaprak mesela uçuyor, bakıyor. Torba, poşet diyorsunuz. Torba desek daha iyidir. Rüzgar girdiği zaman da uçuyor. Ağırlığı yok ki. Evet. Burada bir hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den İmam Bukhari'nin rivayetiyle geliyor. Efendim buyuruyor ki İnne şerren nâsi, insanların en kötüsü kimdir biliyor musunuz? Kötüler çoktur da en kötüsü kimdir? Zülveçeyi, iki yüzlü insandır. Tek yönlü değil, çok yönlü, renkli insan. Yeti ellezî yeti hâulâi büveçin ve hâulâi büveçin. Yani iki yüzlü demek, herkeste iki tane yüz var, bak. O değil. Bir kesime bir yönle yaklaşır, başka bir kesime başka bir yönle yaklaşır. Yani böyle, yani şey yapar. Net değildir yani. Kur'an-ı Kerim 3. sayfasında dedim ya size, orada mesela وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Bu münafıklar Müslümanların karşısına çıktıkları zaman elhamdülillah biz de Müslümanız derler. Bakarsın abdestli abdestsiz namaza dururlar. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Ama şeytanlarınla baş başa kaldıkları zaman, kamera yok, kayıt yok. O zaman kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman kalu inna ma'akum. Onlara derler ki beraberiz biz. Ama orada bak Müslümanım dedi. Ya o şartların gereği yani. Öyle icap ediyor yani derler. Cemaati Kur'an-ı Kerim 3. sayfası. Ya. Bak münafık ne yapıyor? Müminin karşısında ben kafirim demiyor. Dese kafir, münafık da kafir. Ama kafirim diyen kafir hiç olmazsa mert kafirdir. Ama Müslümanım diyen kafir çok affedersiniz alçak heriftir. Onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnnel münafıkîne, Müslümanım diyen ve kendini Müslüman gösteren kafirler fidderkil esfeli minennar, cehennemin en kötü, en korkunç yeri, en dibidir, orada olacaklar. Allah diyen kafir cehennemin en kötü yerinde olacak. O hoca bugünü bir Allah demiş, bundan hiç Allah duyulmamış. İki tane kafir, biri Allah diyor, biri Allah demiyor. Bunların arasında fark var mı? Var. Nasıl? Diyen kafir daha korkunçtur, demeyen kafir, Allah hiç dememiş kafir, o daha ehvendir ona göre. Onun için o aşağıda, o onun bir üstünde olacak cemaatimiz. Biz ise ya gene hiç olmazsa Allah dediğini duyduk, onun öbürünü hiç duymadık. Ve zavallı adam, Allah dediğini duyduğun insan seni Allah'la aldatıyor. Adam oltayı denize atıyor, ucuna da bir yem takıyor. Bunun derdi balığı doyurmak mıdır? Balığı doyurmak ise salla denize gitsin. Değil, balığı avlamak. Hani nasıl oluyor işte, balık kancaya takılmaz ki, balık aklıyla bile kancaya kanmaz. Nasıl takılıyor? Oradaki yeme aldanıyor. Şimdi münafık, yani senin karşına olduğu gibi çıksa, hani sen şimdi oltayı denize demiri demir olarak atsan, bak bakalım bir tane balık takılır mı takılmaz, onun için balığı kandırıyorsun. Münafık da seni avlıyor işte, tavlıyor seni. Evet. Nasıl tavlıyor? Ya elhamdülillah Müslümanız. Bir tanesi var diyor, gebermiş gitmiş. İnnallah iyâke nâbudu, iyâke nâbudu. İnnallah yemur bil adli. Ayetleri niye okuyor? Hiç başka değil. Aynen oltanın ucundaki yem olarak. Salt Müslümanları, zavallı Müslümanları, ayakta uyuyan Müslümanları kandırmak için. Müslümana yakışmaz. Cemaatimizin boynumuzun borcudur insanları tanımanız. Ki
Kitabınız böyle başlıyor. Ben size kitaptan yerini gösteriyorum. Kur'an-ı Kerim'den bak, buradan söylüyorum. Başı, ikinci sayfası, üçüncü sayfası, dördüncü sayfası. Bize insanları tanıtarak Kur'an'a giriş var. Ama renkleriyle, ırklarıyla değil, zihniyetleriyle ve icraatlarıyla. Peki, devamla. Yed'u, o tapar. Min dünillah, Allah'tan başka olduğu halde. Ma o şey ki, la yoluruhu, ona zarar yok. Ve ma la yenfa'u, faydası yok. Yani, menfaatine tapıyor yani. Allah'a bağlı değil, menfaatine bağlı. Onun için menfaatin olduğu yerde vardır, menfaatin olmadığı yerde yoktur. ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Bu çok uzak bir sapmadır. Sapmak iki şekilde olur. Birisi yakın sapma ki saptığını anlarınca hemen kolaydan geri dönebilirsin. Diyelim ki Anadolu'dan geliyorsun, Sultan Selim Camii'ne geleceksin, pazar günü sabah sohbette olacaksın. Ama o anda bir yanlışlık yaptın. Yani camiyi 50 metre, 100 metre geçtin diyelim. Hemen dönersin yani, 100 metreyi 5 dakikada telafi edersin. Ama bir saptın ki bir baktın, ulan nereye girdik? Edirne'ye. Ta Edirne'ye gitmişsin, buraya geleceksin, Edirne'ye gitmişsin. Şimdi oradan bir daha buraya gelmek, gelirsin ama mesela yani diyelim ki sohbete gelecektin sen, geçer. Değil mi? Uzak sapma var, yakın. Allah-u Teala buyuruyor ki bu, bununki çok uzak sapma. Zaten bu nereden belli? Dönemiyor adam, ölene kadar nifaktan dönemiyor. Ya böyle ne kadar insan gördük, geçirdik cemaat-i müslimi. Ne kadar? Mesela bir ayeti kerimesini ben burada hatırlatayım. Allah-u Teala'nın, Rabbimizin, Müslümanlar. O ayet-i kerime de, evet, bakın. Kur'an-ı Kerim'deki sayfa numarası 195, Tevbe Suresi, ayeti kerime 50. 50. ayet. Daha başka da var. Ali İmran suresinde de var. Diğer surelerde de var. Bunu da ben söylemiş olayım. Mevla buyuruyor ki bak, münafıkların alametlerinden. Çok bariz bir alamet. Münafıkların çok önemli bir yönü. Nedir o? İn tusibke hasenetün, sana bir hasene, bir güzellik isabet etse, sende bir güzellik olsa, bir güzellik kazansan, evet, tesuhum, onları üzer. Allah Allah. Normal, makul insan bir başka insanın güzelliğinden üzülür mü cemaat-i müslimin? Bu niye üzülüyor? Ya bu makul değil ki, münafık bu. Senin iyiliğinden üzülür. Yani Müslümanlara bir iyilik gelse, Müslümanlar mesela rahat rahat dinlerini yaşasalar, Müslümanlar rahat bir şekilde ibadet etseler, hizmet etseler, bundan Müslüman ne yapar? Sevinir. Münafık ne yapar? Üzülür. Görüyoruz bunlar, gördük bunları cemaat müslimi. Şu yani acizane 45 seneyi çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi biliyorum. Müslümanların iyiliğinden üzülen bir insan. Ve in tusibke musibetün, Habibim sana bir musibet isabet etse, Müslümanın başına, Müslümanlığından, dinini yaşadığından dolayı olur, imtihan için, bedel ödetmek için Allah-u Teala Müslümana bazı musibetler getirir. O zaman başka ayetlerde buyurur ki size musibet gelince sevinirler, oh oldu derler. Müslümanların başına bir sıkıntı gelince oh derler. Burada ne buyuruyor? Habibim, sana bir iyilik gelince üzülür. Senin başına bir musibet gelse, diyelim ki kaç bir musibetle karşılaştın, yekulu, o zaman münafıklar derler, kad ehadna emrana min kablu, biz bundan önce, onun için zaten tedbirimizi almıştık, biz tedbirliyiz efendim, onun için biz onların içerisinde bulunmadık, görünmedik, bak şimdi ne oldu, biz onların arasında görünseydik biz de kaybetmiştik der.
Tedbirimizi aldık dersin. Hani dengeyi gözetiyor diyoruz ya, tedbir ona diyor. Hatta bakın Müslümanlar, ya şu ayeti de göstereyim size. Maide suresinde Müslümanlar, hayır, Ali İmran suresinde, Maide değil, Ali İmran suresinde. Şimdi Müslümanlar cihada gidiyorlar, sahabe-i kiram. Orada şehit olanlar da oluyor, olur, olacak. Müslümanlar şehitlerin şehitliğini tebrik ediyor. Kendilerini de Müslümanlar tenkit ediyor. Ulan ben adam olsaydım ben de şehit olurdum. Bir daha gideceğim, tekrar şehit olacağım diye. Böyle yani Müslümanlar davasının delisi. Ama münafık, efendim, bu şehit haberlerini aldığı zaman da Medine'de kalmış, savaşa gitmemiş, tedbir almış hesabında. Ne diyor biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِيْخْوَانِمْ وَقَعَدُوا. Yani geri kalmışlar ve cihatta şehit olan Müslümanlar için ne diyorlar? لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. Bizim sözümüzü dinleselerdi öldürülmezlerdi. Bak, biz onlara ne kadar dedik, gitmeyin, yapmayın. Burada bir mali hülyaya uymuşsunuz, bir maceraya atılıyorsunuz, ya bu işin sonu yok, Muhammed'in ilerisi ne olacak belli değil, ya senin evin var, senin işin var, senin eşin var dedik ama dinletemedik. Bak ne oldu, gitti öldü. Mümin kardeşinin şehit olduğunu duyunca onu tebrik ediyor. Münafık ise bize itaat etseydi, sözümüzü dinleseydi ölmezdi. Bak biz gitme dedik der. Çünkü şehitliğe inanmıyor ki. Ve böyle devam ediyor. Daha geride de ayetler var. Devam edelim. Biz ayetimize gelelim. Yed'u, o dua eder. Yani tapar. Lemen, o kimseye ki zarruhu, zararı ekrabu min nef'ihi, faydasından daha yakındır. Yani o şöyle düşünüyor. Ben bugünümü kazanayım, kurtarayım, yarına Allah gelim der. Halbuki o münafığın bugün kazandığı onun zarar. Bak ne diyor? Yed'u, o efendim tapar, ister. Lemen, yani o kimseye tapar, o şeyi ister ki larruhu ekrabu min nef'ihi, onun zararı karından daha yakındır. Yani o kar ettim zannediyor. Bak işte ben böyle şartlara göre, devire göre, ortama göre davrandım. Ben işte bu dönemde de ben yine efendim kârdayım der. Halbuki zarardadır, Allah-u Teala buyuruyor. Onu anlattık, geride anlattık. Ne bisel mevla ve ne bisel aşiz. Ne kötü dost edilmiş kendisine. Kafirleri, mesela kafirlerle iş tutar. Kafirlerle iş tutar. Kafirlere yakın durur, Müslümanlara uzak durur, Müslümanlara soğuk durur. Efendim, Mevla buyuruyor ki yarın o adam ne diyecek? Lebisel Mevla, yahu sen ne kötü dostmuşsun be. Ve lebisel aşiyi, sen ne kötü yine dostsun, aynı manada. Yahu sen ne kötü dostmuşsun be, yarın diyecek. Tuttuğu insanların ne kadar kötü olduğunu bugün anlayamıyor, yarın anlayacak. Ama iş işten geçmiş olacak. Şimdi münafıkları gördükten sonra bir ayet-i kerimeyle de müminleri Cenab-ı Hak beyan ediyor. Buyuruyor ki, İnnallâhe şüphesiz ki Allah-u Teala yudhilu, sokar, girdirir, ellezîne âmenû ve âmilû sâlihât, iman eden ve Müslümanca yaşayanları cennetin cennetlere koyacaktır. Evet. Onlar dünyada iniş çıkış yaşasalar bile, onlar dünyada iyi kötü günler geçirseler bile, onlar dünyada kazanıp kaybetseler bile, ahirette cennete gireceklerdir. Ahiretleri sağlam yani. Evet. Tecri akar min tahtiha, o cennetlerin altlarından, köşklerin altlarından, el enharu nehirler. İnnallâhe, şüphesiz Allah-u Teala yef'alu, işler ma yurid, murad ettiğini. Nasıl? Yani Allah-u Teala işte münafıklara, düşmanlarına şu zikredilen cezaları verir.
Allah mümin kullarına da şu güzel mükafatları verir. Allah dilediğini yapmaya kadirdir ve yapar. Son ayet-i kerime. Men her kim kâne oldu yadunnu zannederiz. Kim düşünüyorsa ki, neyi düşünüyor? En len yansurahullahu. Allah Resulüne yardım etmeyecek. Fi dünya ve ahirette, dünya ve ahirette yardım etmeyeceğini düşünen varsa, Allah yardım edecek mi, etmeyecek mi? Ha? Cenab-ı Hak buyuruyor, keteballahu le alibennenesu, inna lenensuru rusulena. Çok ayetler var bu usta. Biz Resullerimize yardım edeceğiz. Allah buyuruyor, biz Resullerimize yardım edeceğiz. Ama eğer birisi, hani münafık ne diyor? Ya Muhammed'in peşinden gitmeyin. Niye? O akıbeti belli değil, ilerisi belli değil. Ya önünüzü görebiliyor musunuz? Bunun sonu ne olacak belli değil ya. Burada bir macera var. Yani bu iş tutmaz dedi münafıklar. Tutmaz dedi. Ben bunun izahına giremem. Benim vaktim, sürem doldu. Yani münafıkların teması nedir? Şu, bu iş tutmayacak. Ama tuttu. Değil mi cemaat müslümin? Tuttu. Münafıklar dedi ki bu iş tutmaz. Yani böyle bir çok gördük, böyle bir vurur bir şey, biraz bir şey olur ama sonra sel gider, kum kalır dediler. Ama kendileri gitti, hak kaldı. Câ'el hakku ve zehekel batıl, innel batıle kâne zehûka. Kaldı. Hani o münafıklar, bugün esamesi okunmuyor. İsmi okunan da var da lanetle anılıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, evet. Onlar nasıl anılıyor? Ya. Şimdi kim Allah'ın Resulüne yardım etmeyeceğini düşünüyorsa fel yemdüt, uzatsın bir sebebin bir ip ile semayı göğe, yani evinin tavanına bir ip uzatsın. İp assın tavana. O ipi boğazına geçirsin. Sümmel yakta, burada iki mana var. Birisi yani kessin, yani nefesini kessin, yani assın kendisini, assın kendisini. Kim benim Resulüme yardım etmeyeceğimi düşünüyorsa evinin tavanına ip asıp kendini assın. Ben yardım edeceğim. Evet, evet. Veya tümmel yakta, ipi kessin. Yani bu aynı manaya geliyor gene. Kessin, yani ya nefesini kessin ya ipi kessin. Yani kendini asıp intihar etsin. Efendime söyleyeyim. Var ya efendim, ben bunu kabullenemem, ben bunu tahammül edemem. Olabilir. Atarsın kendini bir yerden aşağı, nereye gidersen gidersin. Mevla buyuruyor ki, Resulüme yardım etmeyeceğimi düşünenler evine assın kendisini. Ben yardım edeceğim. Evet. Fel yanzur, ondan sonra da görsün baksın, hel yüzhibenne, giderir mi keyduhu, onun o yaptığı kendini asması, intiharı, ma yagizu, gizlendiği şeyi, öfkelendiği, bir türlü hazmedemediği nedir? Resulullah'a Allah'ın yardım etmesi, Efendimizin muvaffak olması, davasının kalıcı olması, hakim olması, galip olması, bunu bir türlü hazmedemiyor. Ha, Allah Teala buyuruyor ki as kendini o zaman. As, görürsün bakalım senin bu yaptığın öfkeni giderir mi? Yani ne demektir ayetin mana, toplu mana ne demektir? Çatlasanız da patlasanız da Resulüme yardım edeceğim. Ben bunu tahammül edemem. Asarsın kendini. Çok çoğu asarsın kendini. Evet, bu kadar. İyi müjdeler aldık bugün yani. Öyle olacak, bu böyledir. Kafirler çatlasa da patlasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Şu okuduğum hadis-i şerifi dersimizin hadisi olarak addedelim efendim. Geçen hafta mektubattan başladığım şunları alın. Mektuptan okuyayım. Evet. Birinci cilt ve sayfa 185'te yer alan 213. mektubun devamı, 185. sayfada. Şöyle okumuştuk. İmam Rabbani buyuruyor ki, ey soylu kişi,
Sana yapacağım vaaz ve nasihatlerin özü ve özeti nedir? Yani vaaz uzun gider ama özü nedir? Bir cümleyle bana bütün vaazların özetini yap diyorsun, değil mi? İmam Rabbani buyuruyor ki özü, evet, el ihtilatu vel imbisatu ma ashabi diyane ve erbabi teşerruh. Din sahibi, şeriat ehli insanlarla düşü kalkman, onlarla içli dışlı olmandır. Hocam bana, yani İmam Rabbani'ye, ya İmam Rabbani, bütün vaazların özetini bir cümle söyle. İmam Rabbani söylüyor, dindarlarla içli dışlı ol. Dindar, hiç dininden kopmaz. Dindar. Onlardan kopma. Onlarla oturup kalk, onlarla ye iç, onlarla içli dışlı ol. İşte vaazın 5 saat, 10 saat, 5 yaprak, 50 yaprak, 100 sayfa, 500 sayfa vaazın özeti budur. Bitti. Pekala, cemaat müslümin, bunun tersi nasıl olur? Dinsiz, soysuz, renksiz insanlarla, onlarla işbirliği, gönül birliği içerisinde, aynı teşkilatta, aynı kurumda, aynı kuruluşta, aynı ortamda, aynı çizgide, aynı safta olmak ne demektir? Ne demektir? Bu da felaketin kaynağıdır. Ve küllüm mine tedeyyünü ve teşerru'i, dindar olmak ve şeriat ehli ve erbabı olmak, bunlar merbutun bağlıdır bi sülûki tarikati ehl-i sünnet ve cemaat-ül hakka, ehl-i sünnet ve cemaat olmaya bağlıdır. Dindar olmak istiyorsun, ehl-i sünnet olmalısın, ehl-i sünnet kalmalısın. Efendim, ben şeriat ehli, ehl-i şera, şeriat adamı, şeriat ehli olacağım, öyle mi? Ehl-i sünnet ve cemaat olacaksın. Bilir kişi söylüyor, ha bunlar cemaat misin? Bak, bilir kişinin sözleri bunlar, açıklamaları. اَلَّذ۪ينَ هُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ مِنْ بَيْنِ سَائِلْ فِرَقِ الْاِسْلَامِيَةِ İslam fırkaları arasında kurtulucu olan bunlardır. Kurtuluş bunların içinde olmaktadır. Devamla buyuruyor ki, وَالنَّجَاتُ kurtuluş بِدُونِ مُتَابَعَةِ هَا اُولَٰي الْاَكَابِرِ Bu büyükler, yani ehl-i sünnet ve cemaate uymadan, onları izlemeden efendim kurtuluş beklemek muhalun, imkansızdır. Vel felahu felah, o da kurtuluş demektir. Min gayri ittiba'i arâihim, bunların görüşlerine uymadan, bunların görüşlerine muhalif olarak kurtuluş beklemek mümteniun, imkansızdır. İmkansızdır. Cemaatimiz, zerre kadar ehl-i sünnetten sapmayın. Şöyle biraz, siz bunu çok iyi görüyorsunuz, sizin bir ferasetinizden şüphem yok da, burada biz birbirimize yardımcı olmak için konuşuyoruz. Cemaatimiz, şöyle bir bakın Allah'ını severseniz. Bir tane yamuk insanlardan ehl-i sünnet ve cemaati seven, tutan bir tane var mı? Yoktur. Yoktur. Yani böyle yamuk olduğunu bildiğiniz insanlara bakın. Zaten ehl-i sünnet olmadığı için yamuktur. Yamuk olduğu için de ehl-i sünnet değildir. Ehl-i sünnet ve cemaat olmak çok büyük bir iştir. Ehl-i sünnet ve cemaat olmak demek Müslümanlar, Resulullah ve sahabi gibi Müslüman olmak demektir ki, Müslümanların en birincisi Resulullah'tır, ikincisi sahabedir. Sallallahu aleyhi ve sellem ve rıdvanullahi aleyhi mecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Şunu hatırlatalım Müslümanlar. Şimdi geçen heyetimiz karar alındı. Yani sabahleyin sohbet biraz geç başlıyordu. Haliyle belki programı olanların programları aksıyordu. Onun için sabah namazını İsmail Ağa Camii Şerifinde biz kılar kılmaz en kısa sürede buraya intikal ediyoruz. Bizim biraz gecikmemiz, okuduğum ayetlerin tefsirini okuyorum Ruhul Beyan'dan. Tabii bu tefsir bir iki sayfayı buluyor. Bunu namazdan sonra okuyorduk çünkü başka vakit yoktu. Şimdi
sabah hatmi hocasını, sabahleyin pazar günü yapacağımız hatmi hocayı biraz erken aldık. 7'de hatmi hocayı yaptık ve hatmi hocanın arkasından namaza durmamıza yarım saat kadar bir süre var. O süre zarfında tefsiri okuduk. Onun için namazı kılar kılmaz hemen buraya intikal etmiş olduk. Dolayısıyla bundan sonra siz de erken gelin, böyle erken de gitmiş olursunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'i dinlemeden gidemezsiniz. Kapıları kapatmak lazım aslında da. Ve hoca burada duruyor, siz gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Böyle var mı böyle birbirini atmak satmak? Bırakmak var mıdır? Yoktur. Ama tabii mazereti olanlara bir şey demiyorum. Biraz latife yapıyorum yani. Olur, insan darlanır. Abdestten alır, dizinden darlanır. Gideceği yer vardır. Onunla hiç sözüm yok yani.